Değerli meslektaşlar, herkese tekrar selamlar. Ben başlayayım, birkaç tane soru da bana gelmiş. İsim belli değil ama faktöring şirketinden alınan 5000 TL üstü faturalar BA formunda bildirilecek mi diye sormuş bir meslektaşımız. Fatura ise eğer alınan faktöring şirketinden alınan eğer fatura ise ve 5000 TL'nin üzerinde ise BA formunda bildirilmesi gerekiyor. Huzur hakkı elde eden şirket ortağının kazancı örtülü kazanç kapsamında mı değerlendirilir? Kurumlar vergisi beyanında diye bir soru sorulmuş. Huzur hakkı bildiğiniz gibi gelir vergisi kanununun 61. maddesine göre ücret olarak değerlendiriliyor. Transfer fiyatlandırmasına ilişkin düzenlemelerde de kurum ile ortak arasındaki ilişki sadece ücret ilişkisinden kaynaklanıyorsa transfer fiyatlandırması kapsamında değerlendirilmez diye bir hüküm var. Ancak ortağın yine de ortak eğer ilişkili kişi ise ortak zaten şirket ortağı ilişkili kişidir. Tek ilişkisi ücret ödemesi ise tek ilişki ücret ödemesi ise transfer fiyatlandırması kapsamında değerlendirilmeyeceğine ilişkin hüküm var. Ama yine de çok emsale aykırı davranmamak lazım huzur hakkı ve ücret ödemelerinde de herhangi bir bu hükme rağmen tebliğde yapılan bu düzenlemeye rağmen herhangi bir eleştiriye maruz kalmamak için emsale uygun davranmakta fayda var diye düşünüyorum. İhracat satışlarında tahsil edilemeyen alacaklarımızı gider veya zarar yazabiliyor muyuz? Gider veya zarar yazabilmek için yurt dışından olan alacakları da doğrudan gider veya zarar olarak dikkate alamayız. Şüpheli hale geldiyse ki tahsil edilemeyen alacak şüpheli hale gelmiştir. Yine yurt dışında icra takibine veya yurt dışında dava yoluna başvurmak lazım. Bu yolla şüpheli alacak karşılığı ayırıp o karşılık giderleştirilebilir. Daha sonra tahsil edilirse tahsil edildiği dönemin kazancı olarak dikkate alınması gerekir. İdris Bey'in sorusuymuş bu. Cengiz Turan'ın sorusu, 296 nolu geçici hesap bilançoda nerede gösterilecek? Gelecek yıllara ait giderler hesabında gösterilebilir mi? 296 nolu geçici hesap bilançoda, 296 nolu hesapta gösterilecek. Bu yoktu, o soru bu sebeple sorulmuş olabilir. Hatta İstanbul Odası bizi uyardı, daha sonra biz gelir idaresiyle görüştük. E-beyanname formatında ya da programında 296 numaralı hesap açılmamıştı. 1 Nisan itibariyle açıldı. 1 Nisan itibariyle oradan gösterilebilir. Daha sonra yani 296'da kalacak. Yani ortak kasa hesabı azalacak, ortak cari hesap azalacak. Başka bir aktif hesap yer değiştirmiş olacak. 296'da kalacak. İzleyen yıllarda eğer kar durumu müsaitse geçmiş yıllar gider veya zararı olarak izleyen yıllarda indirim konusu yapılabilir. Bir tane ortak değerlendirmemizi istemişler. 1, 2, 3, 4 tane soru var. Kadir Sağnak Bey istemiş. Ben değerlendireyim. Diğer üstadlarımın da eğer bir katkıları olursa onlar da katkıda bulunsunlar. Birinci sorusu, tüm indirim ve istisnalarda belli bir miktardan sonra YMM raporu isteniyor. Örneğin yatırım indiriminde 531 bin TL ve üzeri yatırım YMM raporuna tabi. Özellikle sormak istediğim ARGE, sponsorluk ve yurt dışı kazançları için miktar ne kadar? Miktarı tam hatırlamıyorum ama bu çok eski 18 numaralı meslek mevzuatı tebliğiyle gelmiş bir düzenlemeydi. Her yıl miktarın yeniden değerleme oranında arttırılacağı söyleniyordu. Yani beyannamede indirim istisnalar varsa ve o firma tam tasdik yaptırmadıysa ayrıca yararlandığı o indirim ve istisnalar için YMM konu tasdik raporu düzenletmesi gerekiyor. 531 bin yatırım indirimi için söylenmiş, tüm indirim ve istisnalar için aynıydı diye hatırlıyorum. Ama daha sonra hani bunun tam rakamını iletebilirim. Şu anda notlarımda yok. Diğer bir soru, yurt dışı iştirak kazançlarında kurumlar vergisi beyannamesi için kur farkı kazancının hesaplara intikal ettiği tarihi mi baz alacağız yoksa klasik olarak bir önceki günü mü baz alacağız? Klasik olarak bir önceki günü baz alacağız tüm kur farkı değerlemelerinde. İhracatta götürü gider uygulaması ile Danıştay 3. Dairesi belgesiz gider yazılamaz demişti.
götürü gider ile ilgili belge şart mı? Aslında o bir belgesiz gider yazılamaz değil de doğrudan beyannamede indirim yapılamaz dedi. Zeki Üstad aslında sunumunda bahsetti. Dönem içerisinde örneğin yurt dışına gidenlerle ilgili bir avans hesabının çalıştırılması lazım. Dönem içi kayıtlarında bir avans, iş avansı hesabının çalıştırılması lazım. Bu avans tutarı döviz cinsinden elde edilen hasılatın 1/5'ini aşıp aşmadığının yıl sonu itibariyle kontrol edilmesi lazım. Eğer 1/5'i aşmıyorsa tamamı götürü gider olarak beyannamede indirim konusu yapılabilir. Aşan kısım kanunen kabul edilmeyen gider alınır, 1/5'lik tutar. Yine götürü gider olarak dikkate alınabilir. Yani bir belge istemiyor aslında Danıştay kararı da. Sadece diyor ki dönem içinde bir kayıt olması gerekir. Yani dönem içinde yurt dışı harcamanıza ilişkin hiçbir iz yok. Geldiniz beyannameyi verirken döviz cinsi hasılatın 1/5'ini hesapladınız. Götürü gider kaydı yaptınız. Bunu yapamazsınız diyor. Dahilde işleme rejimi ile ilgili olarak kurumlar vergisinde bir indirim ve istisna var mıdır? Yoktur. Dahilde işleme rejimi ile ilgili olarak katma değer vergisinde ve ÖTV'de düzenlemeler var. Katma değer vergisi kanunu geçici 17. maddesinde düzenleme var. Kurumlar vergisi ile ilgili herhangi bir indirim ve istisna yok. Buna ilave edeceğiniz bir şeyler varsa ortak değerlendirme istemiş çünkü meslek mensubumuz. Rıza Bey. Zinnet namlı hanımefendinin sorduğu soru. Yurt dışından müşteri bulup Türkiye'de tekstil pazarlamasına aracılık eden firmanın transfer fiyatlandırma işlemi bağımsız işleri olarak mı düşünülmelidir? Gelir Türkiye'de elde ediliyor. Tabii Zeki Üstad'ın sunumunda verdiği örnek uluslararası çok uluslu şirketin operasyonları için verdiği bir örnekti. Yani burada iş yeri olarak değerlendirilmesi vergi anlaşmalarıyla alakalı bir durum. O çerçevede iş yeri olarak değerlendirilebilir mi diye gelir dairesi o kanaatteydi. Burada da olayın özeline göre tabii değerlendirme yapılabilir. Bu aracılık faaliyeti de Türkiye'de vergilendirmesi gereken bir kazanç olarak dikkate alınabilir. Olay özeline göre bakmak lazım. Fatih Duman'ın sorusu, adi ortaklık şeklinde kurulan iş ortaklıkları kurumlar vergisi beyannamesi verecek mi? Ortaklığın dönem sonunda oluşan zararı ortakların karından düşülebilir mi? Düşülemez. Adi ortaklıklar tabii ki kurumlar vergisi beyannamesi bunlar ortaklar payına düşen kazancı beyan edecekler. Zarar oluşması durumunda ise bunu kendi kurumlar vergilerinden mahsup edemeyecekler veya indiremeyeceklerdir. İbrahim Zengin'in bir sorusu, şirket aktifinde kayıtlı bulunan gayrimenkulleri satış durumunda kurumlar vergisi, katma değer vergisi nasıl uygulanacaktır? Tabii orada şartlar belli, 2 yıl aktifte kalmış olması lazım. Gayrimenkul satışıyla, kiralamasıyla uğraşılacağına dair esas sözleşmede hüküm bulunmaması lazım. O şartlar dahilinde 5 yıl bir fonda alınacak, bir fon hesabında kalacak. O fon hesabına kaydetmemiz lazım ve bedelini de yine kanun belirttiği şekilde satışın gerçekleştiği yılı izleyen yıl sonuna kadar tahsil etmemiz lazım. O çerçevede bu istisnadan faydalanılması mümkün olacaktır. Tünay Doğru, enflasyon muhasebesinde sermaye olumlu farklar şirket tasfiyesinde matrağa ilave olur mu? Olması gerekir. SMM adayı Kazım Bey'in bir sorusu. 2017 yılında enflasyon muhasebesi bekliyor musunuz? Bu tabii ki uzun yıllardır Türkiye'de enflasyonun düşük seyretmesi ve bilançoların gerçek durumu yansıtmaması sektörde, mükelleflerde özellikle kredi alırken bilançoların gerçek durumu yansıtmamasından dolayı bir dezavantaj teşkil ediyor. Dolayısıyla bu tabii her şeyden önce yasal bir değişiklik getireceği için şu anki işte son 3 yıl %100 ve işte içinde bulunan yılda %10'dan fazla olması lazım enflasyon oranlarının. İki şartın birlikte olması lazım. Olmadığı takdirde bunu kanun koyucunun değiştirmesi gerekiyor. Bu konuda da zannediyorum
bakanlık böyle bir düşünce içerisinde sektörün taleplerini dinleyerek değerlendirme yapabilir diye düşünüyorum ama tabii ki takdir yasa koyucunun olduğu için bağlayıcı bir şey söylememiz mümkün değil ama ben açıkçası bekliyorum böyle bir şey. İkinci sorusu 6736 sayılı kurumlar vergisi matrağı artırımı yapan mükellefin 2016 yılı beyannamesinde geçmiş yıl zararlarının %50'sini ne şekilde düşeceğiz? %50'sini dikkate alabilecek hangi yıl matrağı artırımı yaptıysa o çerçevede şey yapılabilir. Şahıs firması AŞ'ye dönüşmesi durumu damga vergisinden muafiyeti var mı? Noterdeki damga vesaire. Tabii anonim şirketlerin aynı sermaye olarak koyulan gayrimenkullerle ilgili olarak harçlar kanununda 123. maddesinde bir harç muafiyeti tanınmış. O çerçevede değerlendirilebilir. Hangi vergi dairesinden alınması gerekir diyor muafiyet yazısının. O bağlı olduğunuz vergi dairesine başvurmanız durumunda size gerekli yönlendirmeler yapılacaktır. Murat Var Bey'in bir sorusu. Dubai vergi cenneti üzerinden Türkiye'ye yapılan mal ve hizmet satışlarının herhangi bir vergi incelemesi neden yapılmıyor? Belki de yapılıyordur. Vergi mahremiyeti olduğu için kimi hakkında inceleme yapıldığı tabii ki açıklanmaz. Dubai serbest bölgesinde kurumlar vergisi sıfır. Türkiye ne gibi önlem alıyor bu durum için? Burada da cevabını vermiş olduk. Zehra Tiryaki Hanım'ın bir sorusu. Gelir vergisi mükellefi bir yeni kurulan bir limitli şirkete ortak oluyor. Şirketin halı saha işi yapacaktır. Boş arsa üzerinde yapılacağından vergi dairesi açılış yapmadı. Bu nedenle şirket için yapılan tüm harcamaları gelir vergisi mükellefi ortak yaptı. Sonra bu masrafları şirkete fatura etti. Buradan örtülü kazanç yönden bir değerlendirme, bir eleştiri yapılabilir mi herhalde diyor. Tabii ki yapılabilir. O yüzden bu işlemlerin emsal bedel üzerinden yapılmasında fayda var. Buna dikkat etmek gerekiyor. Eğitim öğretim kazanç istisnası hakkında verilmiş özel gelirde avans olarak ödenen kira kur farkından bahsettiniz. Halit Üreyen Bey'in bir sorusu. Her ne kadar bu konusuna girse de verilen bu tür avanslar dövize bağlı olarak kur değerlemesi yapılabilir mi? Burada tabii gelecek yıllarda ödenecek kira bedeline mahsuben diye bir kayıt vardı. O çerçevede bu değerleme yapılması durumunda istisnadan faydalanabilecek yani dikkate alınabilecek. Eksi veya artı oranında dikkate alınabilecek. Vedat Genç Bey'in bir sorusu. 2016 4. dönem geçici vergisinde KDV iade alacağı mahsup talebinde bulundum. 1 Nisan 2017 tarihine kadar özel esaslardan dolayı mahsup talebimiz yerine gelmedi. Kurumlar vergisi beyanında geçici vergi mahsubunu ödemiş gibi mahsup edebilir miyim yoksa mahsup talebimin iptalini mi yapmak lazım? Tabii ki ödemediğiniz için bunu mahsup edebilmeniz mümkün değil. 2013 yılı gayrimenkul satış kazancı istisnası yaptım. Ancak YMM raporu idareye ibraz edilmedi. 6736 sayılı yasa kurumlar vergisi ve KDV matrağı artışı yaptım. Bu durumda geç de olsa raporu idareye ibraz etmem gerekir mi? Yoksa 6736 sayılı yasadan dolayı, matrağı artışından dolayı herhangi bir tarihatla karşılaşır mıyız? Herhangi bir inceleme yapılmayacaktır ve tarihat yapılmayacaktır diyor. Eğer ilgili yıl matrağı artımında bulunmuşsanız kurumlar vergisi ve katma değer vergisi yönünden hakkınızda herhangi bir inceleme vesaire olmayacaktır. Şirketimiz tasfiyeye girdi. Ancak aktifinde bulunan bir gayrimenkulü kayıtlı değeri 50 TL iken yeni sattığımızda 280 bin TL ile sattık. Tasfiyeyi bu ay sonuçlandıracağız. Bu aradaki yüksek karını yapmamız gerekiyor. Yani gayrimenkul satış kazancı istisnasına faydalanır mıyız diye soruyor. Maalesef faydalanamazsınız. Çünkü 5 yıl fonda kalma şartı var. Artı işletmelerin finansal yapılarının güçlendirilmesi amacı olduğundan dolayı burada da tasfiyeye girmiş bir kurumdan söz ediyoruz. Dolayısıyla burada yasanın amaçladığı durum gerçekleşmeyeceğinden dolayı böyle bir şey söz konusu değil. Ayhan Dede'nin bir sorusu. 2016 yılında gerçekleşen yüksek kur artışları sebebiyle dövizli kredi borçlarında yapılan kur değerlemesi yüksek tutarlarda kur farkı zararına ve öz sermaye kaybına sebep oldu. Uzun vadeli kredilerin
ikinci ve üçüncü yıllarda değerlemelerinin ilgili yılların sonunda yapılması, sadece bu yıl ödenecek döviz kredilerin değerleme tabi tutması mümkün olacak mı? Tabii ki mümkün olacak. İlgili yıl için değerleme yapması lazım. Evet Üstad, hazırsanız sizinle evet. Devam edelim. Bu yasal yedekler hesaplanırken sermaye ilave edilmemiş sermaye olumlu farkları varsa bunlar dikkate alınır mı diye bir soru var. Yasal yedek hesaplamalarında sermaye kayıt tescilli sermaye sadece rol oynar. Onun dışında sermaye yedeklerinin bir yasal yedek hesabına etkisi yoktur. Enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan hataların düzeltilmesi imkanı var mı diye bir soru var. Somut olarak yanlış hesaplama nedeniyle aktife kayıtlı araç yüksek bir tutarda yer almış. Satışta sorun çıkıyor, bunu nasıl çözeriz diye soruyorlar. Biliyorsunuz enflasyon düzeltme kayıtları ta 2003-2004 yıllarında yapıldı. Bu kayıtlar hatalı pekala olabilir. Kayıt hatalarının düzeltilmesinde sınır yoktur vergi usul kanunumuza göre. Gerekli altyapıyı yani hatanın varlığını gösteren, yanlışlığını gösteren, doğru kaydın ne olduğunu gösteren izahatla birlikte 2003 yılında yapılmış dahi olsa o kayıtlar için düzeltme kaydı oluşturulabilir. Alınan bir malın veya hizmetin iadesinde, yani bizim sattığımız malın bize geri gelmesinde veya bizim aldığımız malı tekrar ilgilisine iade etmemizde iade faturasını hangi hesabı almamız gerektiği soruluyor. Yani gider hesabına mı almalıyız yoksa hasılat iptaline mi almalıyız şeklinde. Hangi hesabın kullanılacağı bu gibi durumlarda kurumlar vergisi matrahını etkilememekte. KDV indirimi zaten kendi içinde düzenli yapılmakta. Her iki yönde de uygulamalar var ama bana sorarsanız doğrusu şudur. Diyelim ki bir fatura aldınız. Bu fatura kendi ihtiyacınız için alınmış bir mal veya hizmet değil. Bu fatura bir nedenle size geldi. Siz bunu aynen başka bir firmaya yansıtmak üzere aldınız. Bu durumda KDV'sini indirip KDV hariç tutarı bir geçici hesapta tutarak yansıttığınızda yansıtma faturasını kestiğinizde geçici hesabı kapatmanız daha uygun olur. Ama bir şekilde sizinle ilgili olmayan faturayı gider yazdıysanız gidere ters kayıt veya gelir yazdıysanız tersine döndüyse gelire ters kayıt, gelir yazdıysanız yine tersine döndüyse giderle telafi, bunların hepsi geçerli ve uygulamada karşılaşılan yöntemlerdir. Trafik cezası yansıtma işlemi nasıl olur diye soruluyor. Trafik cezası malum KDV ile alakalı olmayan bir ödeme şekli. A şirketine ait bir aracın trafik cezasını pekala B şirketi ödeyebilir. Böyle bir durumda cari hesaptan alacaklı olur. Bu alacağını dekontla talep edebilir. Yani bir dekont düzenler. Senin trafik cezanı ben ödedim deyip dekontun ekine cezanın orijinal ödeme belgesini koymak suretiyle sadece cari hesap işletebilir. Bir trafik cezasının faturayla yansıtılabileceğini düşünmüyorum. Yani yanlış bir belge kullanımı olur fatura kesmek. Çünkü bu bir cari hesap ilişkisidir. Yani trafik cezası alınıp satılan bir mal veya hizmet değildir. KDV iade alacağı varmış soru sahibinin. Bu iade alacağını geçici vergiye mahsup suretiyle kullanmış. Ancak mahsup işlemleri devam etmekteymiş. Mahsup sonuçlanmamış. Yani düzeltme fişi kesilmemiş. Bu durumda ben geçici vergiyi ödedim mi ödemedim mi diye soruyor. Yani geçici vergi eğer ödemişse mahsup suretiyle kurumlar vergisinde mahsuplar arasına yazacak. Yoksa böyle bir hakkı yok. Bu konuya tam cevap veremeyeceğim. Çünkü idarenin ne yaptığını bilmiyorum tam olarak. Üstad size sorabilir miyim?
Bir geçici vergi borcu var firmanın. KDV iade alacağını da oraya yönlendirmiş. Bu talep incelenmekte. Bildiğim kadarıyla eğer talep olumlu karşılanırsa ta ilgili gününde ödenmiş vergi sayılıyor. Doğru, doğru. Olumlu olması kadar, şart. Ama inceleme sürmekte ise muhasebede geçici vergi borçlusu olarak görünüyor bu kişi. Doğru. Peki idare mahsup taleple geçici vergi borçlarını otomatik terkin mi ediyor? Yoksa nasılsa ödenecek diye ona nasıl bir muamele yapıyor bilmiyorum. Ya süresi geçecek ise mükellefin o talebini değiştirmesi lazım internetten vereceği gerekçeyle. O zaman şu, yani Rıza Bey'in ifadesinden şunu anlıyorum. 1 Nisan tarihine kadar bu mahsup talebi sonuçlanmadıysa o geçici vergi terkine uğramıştır. Ödenmemiş hale düşmüştür. Dolayısıyla kurumlar vergisine mahsup edilebilirle yoktur. Mükellefin yaptığı o mahsup talebi de boşluktadır artık. Mükellef yeni bir dilekçeyle o alacağını başka bir vergi borcuna yönlendirmelidir. Doğru mudur? Tamam. Şimdi alınan patent faydalı modelin kurumlar vergisi istisnasından yararlanabilmesi için patentin hangi tarihte alınmış olması gerekli diye bir soru var. Bu soru demin bahsettiğim sanıyorum Kurumlar Vergisi Kanunu 5B maddesindeki sınai mülkiyet kapsamında elde edilen kazançlardaki %50 indirimle ilgili. Bu soru sahibinin sorduğu konunun istisna kapsamına girip girmediğini bilmiyorum. Ama eğer giriyorsa şayet bu istisna kazanca dayanak teşkil eden patent alımının bu kanunun yani bu sınai mülkiyetle ilgili yeni sayılabilecek bu kanunun yayımından önce alınmış olması istisnai engel teşkil etmemek gerekir diye düşünüyorum. Şimdi iki tane soru var. Bunlar 2016 yılına ait olan yani 2016 tarihini taşıyan fakat geliş tarihi 2016 Aralık ayı KDV beyannamesi verildikten sonra ele geçen geçmiş yıl tarihli faturalarla ilgili sorulardan biri şu. Diyor ki bugün elimize 2016 tarihli fatura geçse kurumlar vergisi beyannamesini de henüz vermedik. Bu faturanın KDV hariç tutarını kurumlar vergisi beyannamesinde indirim olarak dikkate alabilir miyiz? Benim cevabım bu konudaki evet heyeti tam bilemiyorum. Çünkü elde bir belge var. 2016 yılına ait masraf. Bu belge 2016 yılı kurum şeye bilançosuna yani gelir hesabına girmemiş. Dolayısıyla ticari kazancının içindeki mali kâra aykırı ne kadar artılar eksiler varsa bunların hepsini beyanname üzerinde yerleştirerek dikkate almak mümkün. Bu da pekala mümkün olmak gerekir. Hatta 2016 tarihli bu faturadaki KDV de indirim hakkını kaybettiği için o da gidere dönüşmüş olduğundan KDV dahil tutar kadar indirim uygulanması mümkün. Ancak kurumlar vergisi beyannamesini indirimler bölümünü doldurduğunuzda bir sorgu geleceğini bilmelisiniz. Efendim bu yok. İndirimler indirim satırına yazılacak rakamın %10'la alakası yok. %10 dediğiniz şey geçici vergi olarak beyan edilmiş rakam ile kurumlar vergisinde beyan edilen rakam arasındaki farkla ilgili bir marjdır o. Yani siz kurumlar vergisi beyannamesini veriyorsunuz. Beyannamenizde ticari kazancınız 10 milyon lira. 2 milyon lira diğer indirim gösteriyorsunuz sorarlar. Bu diğer indirim nedir diye zaten açılımını istiyorlar. Bu 2 milyon değil de 10 milyona karşı 100 bin bile olsa onu da sorarlar. Yani diğer indirimlerle ilgili soruları cevaplamaya hazırlıklı olmalısınız. İş yerinde yaptırılan ve ısı tasarrufuyla ilgili olan bir yatırım harcaması olmuş. Bu yatırım harcaması geçmiş yıllarda yapılmış. Yani bu yeni ısı yalıtımı ve ısı tasarrufuyla ilgili yatırım harcaması yap, direkt gider yaz hükmü gelmeden önce yatırım bitmiş.
ve amortisman başlamış. Şimdi soru sahibi diyor ki ben bakiye amortismanı bir defada bu kanun çıktı diye yapabilir miyim? Benim hukuk anlayışımıza göre bu mümkün değil. Çünkü kanunlar geriye yürütülemez. Böyle bir şey yapmak, yani ısı yalıtımı ve ısı tasarrufu ile ilgili birikmiş amortismanları bir defada gider yazmak gibi bir hüküm kanunda da bulunmadığına göre, böyle bir şey yapmak kanunu geriye yürütmek anlamına gelir ve kabul görmez. Benim görüşüm budur. Üstad, bunu bana sormuşlar ama okumakta zorlanıyorum. Bana sorulan sorular bu kadar. Eksik bir şey kaldıysa tamamlarız. Teşekkür ederim. Üstad, hazırsanız evet. Evet, bir bakın. Sonradan şey masa getirdi bir kısmını. Bir AŞ'nin yönetim kurulu üyesi olan ortağına aylık olarak ödenen huzur hakları transfer fiyatlaması kapsamında değerlendirilmeli midir? Değerlendirilmeli ise hangi yöntem uygulanmalıdır? Ödenen huzur haklarından SGK primi hariç hissedara olduğu için her türlü kesinti yapılmaktadır. Vergi dilimine göre stopaj damga vergisi. Şimdi bakıldığında artan oranlılık da dikkate alındığında gelir vergisine tabi tutulması bir ödemenin transfer fiyatlaması açısından bir problem yaratmayacakmış gibi bir görüntü yaratmaktadır. Ancak özellikle bu alanda yaşanan problem Türkiye'de benim bildiğim, izlediğim ilk etapta gelir vergisiyle ilgili ya da vergi uygulamalarından değil, SPK uygulamalarından geldi. Halka açık şirketlerin üst düzey yöneticilere, ortak yöneticilere yaptığı bir kısım ödemeler örtülü kar dağıtımı, kazanç dağıtımı adıyla eleştirildi ve geri çağrıldı. Faiziyle birlikte geri çağrıldı. Dolayısıyla bu konudaki değerlendirmeleri yaparken vergi kaybı gözlüğünün yanında Türk Ticaret Kanunu hükümlerini de dikkate alarak, SPK hükümlerini de dikkate alarak da bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Yani vergi kaybı olmasa bile bu açılardan problem yaşanabilir ve ödenen tutarlar, fazla tutarlar, emsale uygun olmayan tutarlar geri faiziyle çağrılabilir, iadesi talep edilebilir. Yaşadığımız örneklerde de bu olmuştu. Bunun da özellikle hatırlatmak isterim. İlk yıl maliyete atılan faiz ve kur farkları geçici vergi dönemlerinde maliyet ile ilişkilendirilmeye devam edildi. Fakat 2016 kurumlar vergisi beyannamesinde ikinci yıl oluşan faiz ve kur farklarını finansman giderlerine yazmak istenilmektedir. Bu yapılabilir mi? Geçici vergi beyannameleri düzeltilmeli mi? Bir de yorum yapmış arkadaşımız, her şeyi yargıya taşıyacaksak her vergi dairesinde bir hakim bulundurulmalı mı diye. Vallahi İstanbul'da 13 tane vergi mahkemesi var. Üçer tane hakimden bakarsak zaten vergi dairesi sayısına yakın vergi hakimimiz var. Ben geçici vergi dönemlerinde farklılık yapılsa bile dönem sonunda eğer faiz ve kur farkları gider yazılmak isteniliyor ise itirazi kayıtla beyanda bulunulmasını salık veririm, tavsiye ederim. Çünkü mali idare seçimlik hakkın kullanımıyla ilgili olarak gerçi burada daha ilk yıl anladığım, ikinci yıl dediği aktifleştirme yılını izleyen yıl diye anlıyorum. Gerçi böyle olmayabilir. Soruyu yanlış da anlıyor olabilirim. İlk yıl maliyete atılan dediğine göre eğer aktifleştirme yılından sonra bir yıl maliyete atılmış, ikinci yıl seçimlik hakkımı değiştirebilir miyim ise soru. O zaman mali idarenin yaklaşımı değiştiremezsin şeklinde. Değiştirilmek isteniliyor ise itirazi kayıtla beyanda bulunup konuyu yargıya götürüp orada tartışmak gerekir. Doğrudan uygulama yaparsanız ve tespit edilirse cezalı tarihatla karşılaşırsınız. Ondan sonra yargıya tarihatla gidersiniz. Gene gidersiniz ama
ceza ile birlikte konuyu tartışıyor olursunuz. O yüzden benim tavsiyem, anladığım gibi ise soru, itirazı kayıtla beyanda bulunarak konuyu yargıya götürün şeklinde. Geçici vergi beyanlarını %10'luk, az önce Mehmet Üstad'ın söylediği sınırlar içerisinde kalmışsa fark, düzeltme yapmaya da gerek olmaz. Zaten itirazı kayıtla beyanda bulunurken geçici vergi beyanlarını düzeltmek de gerekmiyor. Onları zaten doğru yapmışsınız olur. Yargı kararının neticesinde kazanırsanız o zaman düzeltmeyi düşünmek gerekebilir. Nakdi sermaye faiz indiriminden 4. geçici vergi beyan döneminde yararlanmayı atladık. Kurumlar vergisi beyanında bu indirimden yararlanabilir miyiz? Yararlanabiliriz. İlişkili yurt dışı firma ile olan ticaret sonucu tespit edilen yöntem döviz bazında tutarlı iken kur oynamalarından dolayı yerli firma aleyhine TL bazında negatif sonuç çıkmaktadır. Bu bir sorun mudur? Düzeltme yapılmalı mıdır? Sorun olabilir. Fiyatların gerçi hani bu sorunun nasıl çözüleceğine ilişkin mali idareyle oturduğumuzda ya da transfer fiyatlamasını incelemesini yapan grupla oturduğumuzda tam bir çözüm de bulamıyoruz. Çünkü bu konuda inceleme yapılırken ya da eleştiri yapılırken mali idare karşılaştırmalarda faaliyet kârlarını dikkate alıyor. Faaliyet kârları dikkate alındığında faaliyet kârının altında olan kur farklarının o zaman dikkate alınmaması gerekir. Oysa bakıyorsunuz dönemin sonunda eğer işletme zarar etmişse allem edip kallem edip kur farklarının da dikkate alındığı eleştirilerle karşı karşıya kalıyoruz ve netice itibariyle şu söyleniyor. Tamam, zaman zaman öngörülemeyen ani değişimler nedeniyle kur farklarından kaynaklanan zararlar oluşabilir ve düzeltme gerekmeyebilir. Ancak uzun vadede, uzun dönemde baktığımızda zarar oluşuyor ise ya da zararlı dönemler fazla ise demek ki kur farkları da dikkate alınarak fiyatlar oluşturulmamış. Demek ki emsale uygun fiyat oluşturulmamış sonucuna biz varırız deyip eleştiriyorlar. Bizim o yüzden tavsiyemiz bu kısa dönemli, bir dönemlik ani bir sıçramanın neticesinde oluşmuş bir durumsa açıklanabilir. Ama sürekli kur farklarından kaynaklanan, faiz giderlerinden kaynaklanan bir zarar varsa bunun düzeltilmesi gerekir. Fiyatların bu hususta dikkate alınarak oluşturulması gerekir. Aksi takdirde o pozisyonu savunabilmek kolay değil. Örtülü sermaye, öz sermayenin 3 katını aşan borçlanma yapıldı ortaktan. Ancak faiz kur farkı yürütülmedi. Yine de örtülü sermaye eleştirisi olur mu? Burada örtülü sermaye eleştirisi olmaz da farklı bir açıdan eleştiri yapılmaya başlandı. Ki zaten ikinci soru da biraz bununla ilgili gerçi değilmiş, farklı bir soruymuş. Bununla ilgili şöyle eleştirilerle karşı karşıya kaldık. Faizsiz, kur farksız borçlanmalarda vergi idaresi emsal bedel hesabı yapılması ve bu emsal bedelden hareketle katma değer vergisi hesaplanıp beyan edilmesi gerektiği iddiasında bulundu. Dolayısıyla örtülü sermaye açısından bir sıkıntı çıkmadı ama katma değer vergisi açısından eleştirilerle karşı karşıya kalındı ki ben buna katılmıyorum. Yargıda da İlk etapta, ilk yargı yerlerinde, vergi mahkemelerinde şimdilik olumlu yapılan değerlendirme, daha doğrusu tahriyatı kaldıran tahriyatlar yapıldı. Danıştay'dan bildiğim kadarıyla henüz sonuç çıkmadı. Danıştay'dan da inşallah benzer sonuçlar alınır diye umuyorum. Aksi takdirde Türkiye'de bir bakıma lehine hareket etmiş, vergi yükü ve gider oluşturmamış bir işletmeye niye yüksüz borçlandın da işletmeni kuvvetli tuttun cezası gibi bir şeye dönüşür o katma değer vergisi tahriyatları.
Konu dışı bir soru denmiş. Sigorta acentesi limited şirket arızı şekilde danışmanlık verirse KDV olur mu? KDV mükellefi değil. Yanlış hatırlamıyorsam A tipi acente kavramı vardı. A tipi acente ise elde ettikleri tüm gelirler BSMV'ye tabiydi. A tipi acente değilse katma değer vergisi mükellefiyeti de olabilirdi. Bilmiyorum, farklı bir görüş var mı üstad? Konuya gireyim. Şimdi bazı KDV bazı mükellefler var ki bunlar esas itibariyle banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına giren işler yapıyorlar. Ana işleri bu. Ama bunlar arızen de olsa KDV gerektiren bir iş yaptıklarında onlar geçici bir KDV mükellefiyeti veriliyor uygulamada. Beyannamelerini veriyorlar. Ondan sonra o mükellefiyet yeniden yok ediliyor. Yani beyanname beklenmez hale geliyor. Mesela bankalar esas itibariyle BSMV kapsamında işler yaparlar. Ama bankalar kanunda hüküm var. Banka nereden gelir elde ederse etsin, banka geliri sayılır dediği için gelirin türüne bakılmaksızın bir bankanın KDV beyannamesi verme ihtimali yok. Şimdi acentelerde banka gibi değil. Bir acente esas itibariyle sigorta acenteliği yaptığı için KDV'li işlem olmaz prensipte, rutininde. Ama KDV gerektiren bir iş yaptığı anda o işin beyanı için geçici mükellefiyet oluşturması isteniyor. Uygulama böyle. Bir diğer soru, ilişkili kişilerden faizsiz kredi. Demin yanıtladım. İlave olarak stopaj olur mu denmiş. Tarihatlarda stopaj yapmadılar. Sadece sorumlu sıfatıyla katma değer vergisi yapılması gerekir diye. Genellikle bu yurt dışındaki ilişkili ortaktan ya da şirketten alınan borçlarla ilgiliydi. Stopaj değil, sadece sorumlu sıfatıyla katma değer vergisi tarihatları yaptılar. 2016 yılı 17 Ekim'de limited şirketten anonim şirkete dönüştük. Limited şirket iken Haziran ayında tahsil edemediğimiz alacaklarımızı icraya verip dosya açtırdık falan filan. Dönüştükten sonra karşılık ayırabilir miyiz? AŞ'ye dönüştükten sonra karşılık ayırabilir miyiz? Ben olsam ihtirazi kayıtla beyanda bulunur ve şansımı denerdim. Ama ilk etaptaki yaklaşım, mali idarenin yaklaşımı genelde normal şartlarda nevi dönüşüm değiştirmede önceki şirketten gelen hakları da takip ettirme, devam ettirme şeklinde bir anlayış var ama şüpheli alacak karşılığıyla ilgili büyük bir ihtimalle verilecek cevap onunla ilgili beyanname verilirken bunun dikkate alınması gerekirdi. Almamışsınız gibi bir yaklaşım olur diye tahmin ediyorum. O yüzden AŞ'de eğer ayırmak istiyorsanız ihtirazi kayıtla beyanda bulunup konuyu yargıya götürmek de sizin için önemli bir miktarsa fayda var. Geçen yıl 2015 kurumlar vergisinde geçmiş yıl zararları düşülmemiş fakat bu yıl içerisinde geçici vergide indirim yapılmış, düzeltme verilebilir mi? 2015 yılı kurumlar ve ikinci farklı bir soru. Az önce arada bu konuyla ilgili bir arkadaşımız da benzer bir soruyu sordu. 2015 yılında geçmiş yıl zararları indirilmemiş, 2016 yılında kar edilmiş, 2016'ya da aslında 2012-13'ten devam eden zararlar taşınabilecekti. Maliye Bakanlığı'na sorulduğunda bakanlık düzeltme beyanı dahi veremezsin gibi bir cevap vermiş. Beyanda bulunurken zararın var idiyse kullanman gerekiyordu. Kullanmadığına göre bir daha da kullanamazsın, düzeltemezsin gibi bir cevap vermiş. Ben katılmıyorum. 2015 ile ilgili düzeltme beyanında bulunulabilir. Bu reddedilirse yargıya götürmekte fayda var. 2016 ile ilgili
15 yararlanıldıktan sonra düzeltme yapılmış olsaydı, halen 2016'ya da devreden bir zarar artığı kalacak idiyse, bunu da doğrudan doğruya 2016 beyannamesinde bence indirim konusu yapabilirsiniz. Çünkü henüz daha 2016 beyannamesiyle ilgili olarak herhangi bir şey yaşamadık. Bununla ilgili de mali idarenin inceleme sırasında eleştirme riski yok demiyorum. Olabilir. Eğer bu riski de göze almak istemiyorsanız ilk etapta soru sorulabilir ama Nisan ayında soru sorsanız da beyanname dönemi sonuna kadar cevap alamazsınız. Çok müdebbir davranmak istiyorsanız bu konuda da ihtirazi kayıtla beyanda bulunup 2016'yı da yargıya götürebilirsiniz. Ama ben olsam tarihat yapsınlar öyle yargıya gidin derim 2016 ile ilgili olarak söylediğim şartlarda ise durum. Yatırım teşvik belgesinde 1 milyon lira yatırım bedeli belirlenmiş. Gerçekleşen yatırım tutarı 500 bin lira. İndirimli orana tabi tutacağımız tutar ne olmalıdır? 500 bin. İlişkili kişilere yapılan gayrimenkul satışında söz konusu satış tutarı emsal bedel veya gayrimenkulün tapu değerinden çok yüksek ise hangi yöntem kullanılmak suretiyle transfer fiyatlandırması formunu doldurmalıyız? Piyasa değeri neyse, yüksekse piyasadaki değer ki yüksek fiyatla ilişkili kişi ise şimdi emsal bedel nasıl bulunmuş bilmiyorum. Söz konusu satış tutarı emsal bedel veya gayrimenkul tapu değerinden çok yüksek deniliyor. Gayrimenkul tapu değerinden yüksek olması ya da gayrimenkul tapu değeri emsal bedel olduğu anlamına gelmez. Ama buradaki emsal bedeli kim nasıl bulmuş bilmiyorum. Bir kere emsal bedelden yüksek bir bedelle satıyorsanız siz piyasa değerinden yüksek bir bedelle satıyorsunuz demektir. Satan açısından değil ama satın alan ilişkili şirket açısından problem yaratıyorsunuz. Satan firma ya satın alan kaynak aktarıyor. Emsalinin üstünde bir bedelle satın almak suretiyle kaynak aktarıyor demektir. Şimdi bir kere yöntemden önce burada göz göre göre bir problem yaşanıyor olabilir. Bunun hani hangi yöntemi kullanalım dediğinizde buradaki bulunan değerin, kıymetin piyasa değerine uygunluğunun ispatına dönüktür bu yöntemler. Karşılaştırılabilir fiyat yöntemi normal şartlarda uygulanıyor olması burada beklenir. Yani emsale uygunluğunu ispata yarayan bir şeyler olması gerekir. Eğer böyle bir şey yoksa tam tersine yapılan çalışma emsale göre yüksek dedirtiyor ise o zaman siz hani göz göre göre risk alıyorsunuz. O yönteme ne yazarsanız yazın o risk önünüze gelir. Örtülü kazanç ile ilgili öz sermayenin 3 katını aşan borçlanma için faiz yürütülmemişse az önce bunun üzerinde durdum. KDV ile ilgili sorun yaşayabilirsiniz. Emsal bedel uygulamasından hareketle. XAŞ'de ve Y Limited'te ortak olan bir kişi 31.8.2016'da Y Limited'deki ortaklıktan ayrılmıştır. Dolayısıyla ilişkili şirket kavramı bu tarihte bitmiştir. Bu durumda kurumlar vergisi verirken, beyannamesi verirken 31.8.2016 tarihine kadar olan alım ve satımlar mı ilişkili firma olarak transfer fiyatlamasında bildirilecektir? Evet. 31.8'e kadar ilişkili kişi sayılacak. Dolayısıyla formu doldururken ilişkili kişi, ilişkili işlem olarak Y Limited şirketi X ile Y arasında ikisi birbirine ilişkili sayarak bunları bildirmekle yükümlüdür. Ha inceleme sırasında 31.8'den sonraki işlemlerle ilgili de sorgulama yapılabilir. 8 aylık ilişkililik birdenbire sadece ortaklığın bitmesiyle inceleme elemanlarının mali idarenin gözünde ilişkinin tamamen bittiği anlamına gelmeyebilir. O gözle de gene bakılır sonrasındaki işlemlerde emsal fiyat açısından bir şey var mı yok mu diye. Şirket taşınmazlarının şirket ortaklarına satışında istisna oranı nedir? Şirket ortaklara
satışla ilgili özel bir istisna yok. Hani biliyorsunuz, az önce de üzerinde duyduk, gayrimenkul satış kazançlarına ilişkin genel istisna var. KDV uygulanır mı? Not, şirketin ana faaliyeti inşaat değildir, ancak ünvanda inşaat vardır. Genel istisnanın şartları var mı yok mu, ona bakmak gerekir. İşte 2 yıldan fazla işte gayrimenkulün elde tutulmuş olması, satıştan elde edilen gelirin işte az önce tartışmalarla ilgili olarak da üzerinde durdum, kazancın %75'inin bir fon hesabında bekletilmesi halinde %25'lik kısmı vergilenir, %75'lik kısım vergilenmez anlamına gelen bir istisna hükmü var. Ortak için de bu uygulanabilir. İlişkili şirketlerle ilgili transfer fiyatlaması hükümleri bir kenarda olmak kaydıyla bundan yararlanılabilir ortak olsa da. Ancak inşaat, ünvanda inşaat olması geçmişte problem yarattı. İncelemelerde, ana sözleşmede, ünvanda faaliyet konusu içerisinde inşaat olması faaliyetin inşaat olduğu, dolayısıyla bu istisnadan yararlanılamayacağı şeklinde yorumlandı. O nedenle faaliyet konunuz inşaat olmasa bile uygulamada problem yaşayabilme, eleştirilme riskiyle geçmiş uygulamaları dikkate aldığımda karşı karşıya kalabilirsiniz. Turizm otelcilik işiyle iştigal eden, aynı zamanda aktife kayıtlı mülklerini kiraya veren bir anonim şirket, kiraya verdiği mülkünün satışını yaptığı takdirde istisnadan faydalanabilir mi? Kiraya verme işlemi bir faaliyet olarak yürütülüyor ise bu istisnadan yararlanılamayacağı, inşaat işinde olduğu gibi, inşaat faaliyetinde bulunulduğu gibi kiralama faaliyeti de aynı şekilde değerlendiriliyor. Burada aktife kayıtlı mülklerin kiraya verilmesi bir faaliyet gibi değerlendirilebilir. Tam nedir? Mesela bir oteliniz vardır. Aslında siz otel işletmesi yapıyorsunuzdur. Otelin altında halı işte dükkanı vesaire gibi bir kısım dükkanları kiraya vermişsinizdir. Bu belki tartışılabilir. Ana faaliyetiniz otelcilikken işte otelinizin içindeki bir kısım oteli de cazip hale getirebilmek, ondan da atıl alanlardan da gelir elde edebilmek için yapılan bu tür kiralama işlemleri kastediliyor mu bu istisna ile ilgili diye bu tartışma konusu yapılabilir. Ama sadece kiraya vermek için ayrı gayrimenkulleriniz var ve bundan kira geliri elde ediyorsanız bu kiralama faaliyeti olarak daha açıktan ve net değerlendirilebilir. Duruma göre farklılaşarak konu tartışılabilir. Türkiye'de bulunan bir yazılım şirketi yurt dışındaki bir yazılım firmasından ithal ettiği yazılımları bu yazılımlar HES'lerle ilgili firmalara satıyor, kuruyor ve gerekirse eğitim desteği veriyor. Bu durumda söz konusu Türkiye'deki firma distribütör sayılır mı? Zaten Türkiye'deki firma gelen yazılım programlarının bedelini yurt dışına transfer ederken stopaj yapmadığı için İstanbul Gelir İdaresi'ne sevk edildi. Onlar bir çözüm bulamayıp Ankara'ya gönderdi. Dosya stopaj yapılmaması nedeni ABD yapılmamasındaki neden ABD'den mukimlik belgesinin alınmış olması. Ayrıca gümrükten geçmediği için sorumlu sıfatıyla KDV hesaplanıp ilgili dönemlerde vergi dairesine yatırıldı. Benzer bir durumda Mali İdare'nin KDV ile ilgili sorun olmayabilir, stopajla ilgili de sorun olmayabilir ama sizin faaliyetleriniz yurt dışındaki firma için iş yeri oluşturabilir ve yurt dışındaki firmanın Türkiye'den elde ettiği gelirlerinin Türkiye'de vergilenmesi gerekir şeklinde verdiği görüşleri ve benzer durumlarda yaptığı tarihatları gördüm.
Katılmıyorum ama bunu gördüm. O yüzden bir risk var. Eğer benzer görüşler varsa problem yaşanabilir. Gelen görüş de ki Ankara vermişti bu görüşleri. Gene stopajla ilgili görüş sorulmuştu. Stopajdan ziyade Ankara iş yerinin oluştuğu, dolayısıyla bu açıdan değerlendirmenin yapılması gerektiği şeklinde bir dönüş yapmıştı. Merakla bekliyorum size nasıl dönüş yapılacak diye. Otel işletmeciliği yapılmak üzere kaba inşaatı bitmiş binayı kiralayan limited şirket bu binayla ilgili yaptığı giderleri özel maliyet olarak mı hesaplara almalı, yoksa otel inşaatı bitene kadar yapılmakta olan yatırımlar hesabında takip edip otel kullanmaya başlandıktan sonra mı özel maliyet olarak giderleştirilmeli? Devam eden özel maliyet yatırımları diye de daha da açabilirsiniz diye takip edilmeli. Bittiğinde o dönemde özel maliyet olarak özel maliyet hükümleri çerçevesinde kiralama süreciyle mütenasip giderleştirilmeli diye düşünüyorum. Dönem sonu ticari zararımız var. KKEG'den dolayı vergi matrahı oluşuyor. Bu ticari zararımız dağıtılmayan geçmiş yıl kârlarından mahsup edilebilir mi? 2013 yılı geçmiş yıl zararı 2010 yılı dağıtılmayan kârlarından düşülebilir mi? Kısaca şirketin zararları, geçmiş yıllarda zararları varsa kâr dağıtımı yaparken geçmiş yıl zararlarının da dikkate alınarak dağıtılacak kârın belirlenebilmesi, yapılabilmesi gerekir. Geçmiş yıl zararları dikkate alınmalı diye düşünüyorum. Sadece 2010 yılı ile ilgili, yani 2010 yılında kâr yapılmış, sonra düşmemişsiniz, 2013 yılında dağıtmamışsınız, 2013 yılında zarar olmuş, tersi olmuş burada. O nasıl olacak? Bununla ilgili böyle hayal meyal bir tartışma hatırlıyorum. Yani bunu dağıtabilirsiniz şeklinde. Ama her hal ve kârda dağıtılma iddiasında bulunulsa bile ortaklar arasında zaten bir çekişme varsa, bu karar alınamıyorsa bu yargıya intikal edecek demektir. Farklı bir tecrübesi olan varsa paylaşırsa memnuniyet duyarım. Bilgilenebilir miyim konuya? Evet, buyurun. Şimdi burada iki soru hissettim ben. Bir, geçmiş yılda zarar var. Ama bu zarar KKEG yüzünden işte şeyitmiş. Yani zarar mahsubunda ticari zarar değil, mali zarar mahsuba konu. Ticari yani, zararımız varmış, vergi matrahı oluşmuş. Ticari zarar varmış, vergi matrahı oluşmuş ise şayet orada mali kar var demektir. Zarar mahsup hakkı yoktur. Tamam mı? Ama ticari olarak zarar mevcuttur. Sorunun devamında yıllardan birinde zarar var, ticari zarar, başka bir yılda kar edilmiş. O zarar kapatılmadan karlı yılın karının tamamı dağıtılabilir mi? Sanıyorum ikinci soru bu. Yani kar dağıtımı yapılmaya kalkışıldığı zaman önce zarar kapatılıp zarar kapatma işlemi bittikten sonra bir şey arttıysa artanı vermek mi? Yoksa zararı görmezlikten gerekip gölüp karlı yılın karını tamamen dağıtmak mümkün mü? Bu konuda Ticaret Kanunu'nda açık bir hüküm yok. Literatürde bazı hocalar önce zararı kapat, para arttıysa kar dağıt gibi yönlendirmeler yapıyorlar ama bu yönlendirmelerin yasal dayanağı yok. Benim gördüğüm kadarıyla, anlayışıma göre özel bir yasak olmadığı için zararın varlığına rağmen karlı yılın karının tamamının dağıtılmasına engel yok. Orada zarar varken kar dağıtmak şirketi teknik iflas dediğimiz sermayenin belli bir cüzünü kaybetme durumuna getirmediği sürece bunun yapılabilirliğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Anonim şirket yönetim kurulunda görevli gerçek kişinin ortağı bulunduğu başka bir işletmeden alınan mal veya hizmet alımında da %10'luk oran mı dikkate alınacak? Böyle bir oran yok. İlişkili
kişilerden, şirketlerden mal, hizmet alım satımı yapılırken piyasaya, emsale uygun olması gerekiyor. Bu konuda da herhangi bir oran zikredilmiş değil. Örtülü sermaye kapsamında oluşan kur farkı zararlarını kanunen kabul edilmeyen gider yapıyoruz. Buradan hareketle kur farkı ile ilgili kar oluştuğunda kurumlar vergisinde nasıl bir işlem yapmalıyız? Direkt olarak istisna mı yazmalıyız? Diğer indirimlerde nasıl kanunen kabul edilmeyen gider yazıp vergilediğimiz için kur farkı zararlarını kanunen kabul edilmeyen gider yaparak tersi durumda da vergilememek gerekir ve bir nevi netleştirme imkanı verilmeli diye düşünüyorum. Benzer bir soru gene gelmiş aynı şekilde. Ortak ve ilişkili kişilerden alınan 3 katı aşan yabancı para borçlarının değerlenmesinde aynı soru bu da dikkate alınmamalı diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben de bu kadar. Ben de birkaç ilave soru var. Müsaadenizle cevaplayayım. Şöyle soruda deniyor ki Nisan ayı içerisinde kısmi bölünme ile ayrılan firmanın kurumlar vergisi beyannamesi karşısındaki durumu nedir diye bir soru. Bu soruyu açıkçası anlayamadım. Ama şöyle bir özet yapayım. İki türlü bölünme var biliyorsunuz. Tam bölünme ve kısmi bölünme. Tam bölünmede tam bölünen şirketin tüzel kişiliği kalkıyor. O şirket ölüyor, yok oluyor ve bilançosunun tamamı devralan şirketlere paylaştırılıyor. Birden fazla şirkete. Bu durum aynen devirde olduğu gibi devralan şirketler tarafından tam bölünen şirketin ödenmiş veya ödenecek vergi borçlarını tekeffül etme konusunda bildirim verilmesini gerektiriyor. Ve tam bölünme tescil edildiğinde ani tasfiye şeklinde kısa dönem beyannamesi vermesi gerekiyor tam bölünen şirketin. Ancak kısmi bölünmede bir şirketten bir mal varlığını, bir iştirak hissesini, bir gayrimenkulü veya işletmeyi koparıyorsunuz. Ve o kısmi bölünen şirket yaşamına devam ediyor. Dolayısıyla bir şirket kısmi bölündüğünde bırakın o kısmi bölünen şirketin kurumlar vergisi beyannamesinin etkilenmesini, vergi dairesine bildirimde bulunmak bile gerekmiyor. Hindistan'daki bir firmaya Türkiye'den danışmanlık hizmeti verilmiş. Hindistan'daki firma bu danışmanlık hizmetini Türkiye'ye öderken %10 Hint vergisi kesmiş. Yani firma 100 liralık fatura göndermiş, 90 lira alabilmiş Hindistan'dan. Vergi anlaşmasına bakmak lazım. Hintli firma doğru yapmış olabilir. Böyle bir durumda bu firmanın yapacağı iş 100 lirayı hasılat yapmak, bu 100 lirayı kurumlar vergisi matrahına dahil etmek ve hesaplanmış olan kurumlar vergisinden de Hintli firmanın yaptığı %10'luk stopajı mahsup etmektir. Yani 90 lirayı gelir yazmak doğru olmaz. Sermaye ilave edilen karlar ve sermaye düzeltmesi olumlu farkları sermaye azaltımı veya tasfiye halinde dağıtılmış sayılarak kurumlar vergisi kar dağıtımı stopajına tabi tutulur mu? Bilgi rica ederim diyor. Şimdi biliyorsunuz sermaye ortaklar tarafından nakit konulan veya ayın konulan para veya mallarla oluşabildiği gibi şirketin sağladığı karların sermaye eklenmesinden veya geçmişte yapılan enflasyon düzeltmesi olumlu farklarının sermaye eklenmesinden dolayı da büyüyebiliyor. Maliye İdaresi sermayede bir azalma meydana geldiği takdirde bu azalmanın öncelikle en yüksek vergili kalemden olduğunu varsayıyor. Şimdi normal şartlarda sermaye eklenmemiş bir enflasyon düzeltmesine mahsuben ortağa ödeme yapılırsa sermaye düzeltmesi olumlu farkının %20'si kadar kurumlar vergisi çıkmakta. Bakiye 80 ortağa verildiği takdirde o 80'i brüte götürerek ortak şeyse, gerçek kişiyse veya stopaj gerektiren bir ortaksa brüte götürmek suretiyle %15
stopaj isteniyor. Aynı şekilde sermaye eklenmemiş olan geçmiş yıl kârları stopaj gerektirecek şekilde ortaklara dağıtıldığında yine tavizli oran söz konusu olmadığı sürece %15 stopaj gerekiyor. Şimdi bu işlemler söz konusu kaynakların sermaye eklenmesinden sonra sermaye azaltarak yapıldığında gene dediğimiz gibi Mali İdaresi'nin görüşüne göre bu azaltmanın en vergili kalemden, en yüksek vergili kalemden başlamak üzere yapıldığı varsayımıyla vergilenmek isteniyor. Bu konu tartışmaya açıktır, tartışılmaktadır. Şahsen benim görüşüm ki bu konuda bir yazım vardır, onu internetten görebilirsiniz. Benim görüşüm şudur, sermayeyi genel kurul inşa eder. Dolayısıyla sermayede bir azalma meydana geldiğinde bu azalmanın sermayenin neresinden azaldığı konusunda da tercih hakkı genel kurulun olmalıdır. Mali İdaresi varsayım yaparak vergili kalemleri ön plana çıkarmamalıdır. Benim görüşüm budur. Bir yurt dışı şirket, Türkiye'deki bir kamu kuruluşunun yurt dışından alacağı bir hizmette aracılık etmiş ve bu aracılık hizmeti dolayısıyla yurt dışındaki firmaya aracılık faturası kesmesi gerekmiş. Bu durumda kurumlar ve KDV açısından durum nedir gibi bir soru var. Türk firmaları, Türk kişileri veya Türk kamu kuruluşları tarafından satın alınacak, yurt dışından satın alınacak mal ve hizmetlerin temininde aracılık etmek konusunda bir kurumlar vergisi istisnası yok. Dolayısıyla bu hizmetin bedeli kurumlar vergisi matrağına girmeli. İkincisi, bu hizmet KDV'ye tabi mi diye sorarsanız, her ne kadar hizmetin muhatabı yurt dışında bulunmakta ve hizmet bedeli Türkiye döviz olarak Türkiye'ye gelmekte ise de Mali İdaresi bu tür işlemleri hizmet ihracı saymamakta ve KDV'li fatura kesilmesini istemektedir. Buna ithalat komisyonlarında KDV ismini veriyoruz. Son derece tartışmalı bir konudur. Benim şahsi görüşüm bu tür işlemlerde KDV istisnasının uygulanması gerektiği, hizmet ihracının varlığı yönündedir. Ama Mali İdaresi KDV'li fatura kesilmesini istiyor. Mali İdaresi'nin bu yönlendirmesi yüzünden de yurt dışından komisyon alan birçok firma aldığı komisyonu saklamaktadır. Vergi kaçağı yüksek boyutlardadır bu konuda. Teşekkür ederim. Evet Rıza Bey. Erkan Çalgan Bey'in bir sorusu var. 2015 yılına ait beyan edilmeyen emlak vergisi beyanı 6736 sayılı yasadan faydalanarak verilebilir mi? Vergi ziya ve usulsüzlük açısından demiş. Burada herhalde dördüncü maddeyi kastediyor. Dördüncü madde yaşayan bir madde olarak karşımıza çıktığını söylemiştik. Diğer maddelerle ilgili varlık barışı hariç başvuru süresi bitti. Bu çerçevede şeye bakmak lazım. Bu emlak vergisini salan belediyenin, bu cezayı salan belediyenin, kesen belediyenin bu işlemlere ilişkin tarihat sürecini ne zaman başlattığına ilişkin bir donanı tespit edebiliyorsak, yani 19 Ağustos 2016 öncesi, yani ilgili yasanın resmi gazetede yayımından önce bir çalışma yapılmış, ona ilişkin muamelelere başlanmışsa, dördüncü maddeden faydalanabileceğini düşünmekle birlikte yani ben böyle anladım. Onun dışında faydalanması zaten mümkün değil. Bunun araştırılması lazım. Belki yani olumlu bir şey çıkabilir diye düşünüyorum. Teşekkürler. Son soru cevaplanana kadar devam edeceğiz demiştik. Üstadlarımın yükünü almak için ben de bazı soruları aldım. Devam ediyoruz yani. Necla Hanım'ın sorusu, Necla Özdemir. Nakit sermaye artırımında yapılan matrahtan vergi indiriminin bilanço kayıtlarında net dönem kârına etkisi ve muhasebe kaydında hakkında bilgi verir misiniz demiş. Nakit sermaye artırım indirimi Kurumlar Vergisi Kanunu 10. maddesinde düzenlenmiş, beyanname üzerinde uygulanan bir indirim. Dolayısıyla herhangi bir muhasebe kaydı yok. Nakit olarak artırılan sermayenin Merkez Bankası'nca yıl sonu için belirlediği bir faiz oranı var. 13.57 olarak belirlendi 2016 yılı için. Nakit olarak artırılan sermayeyi 13.57 ile çarpıyoruz. Eğer sermaye artırımı yıl başında yapıldıysa tamamının yarısını
nakit sermaye artırımı ilerek nakit sermaye artırımı olarak indirme esas tutar rakamı var bizim kurumlar vergisi beyannamesinde. İndirme esas tutardan düşüyoruz. Dolayısıyla bilanço kayıtlarına, dönem net karına herhangi bir etkisi yok. Beyanname üzerinde doğrudan uygulanan bir indirim. Gökhan Aydınlı'nın sorusu, SGK primi 5510 sayılı kanunda düzenlenen SGK prim indirimi gelir olarak dikkate alınmalıdır. İbrahim Zengin'in sorusu, aynı binanın ayrı ayrı katlarında tekstil imalatı yapan, imalatçı ve sanayi sicil belgesi bulunan iki adet sermaye şirketi birleştiği takdirde indirimli kurumlar vergisi uygulamasından nasıl faydalanılacaktır? İndirimli kurumlar vergisi uygulama KOBİ birleşmeleri olarak düzenlendi. 12 numaralı kurumlar vergisi kanunu genel tebliğinde uygulamanın ayrıntıları açıklandı. Ancak Bakanlar Kurulu %75 indirim oranını belirlemeye yetkilidir hükmüne yer verildi. Bakanlar Kurulu henüz onu yayınlamadı. Çünkü bu 2017 kazançlarına uygulanacak bir istisna. KOBİ şartları, nelerin KOBİ olarak belirtildiği, işte 250'den az çalışan olması gerekiyor, aktif veya net satışlar toplamının 40 bin TL'den az olması gerekiyor gibi bu çerçevede 40 milyon TL'den az olması gerekiyor. Bu çerçevede iki tane KOBİ birleşirse, birleştikten sonra KOBİ özelliğini yitirse bile, yeni oluşan şirket KOBİ özelliğini yitirse bile 2017 yılında birleşme tarihine kadar üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlar ile birleşmeyi izleyen 3 hesap dönemindeki kazançları indirimli kurumlar vergisinden yararlanacak. İndirim oranı henüz belli değil. Bakanlar Kurulu belirleyecek doğal olarak. Ayrıntıları 12 numaralı Kurumlar Vergisi Kanunu genel tebliğinde açıklanmış durumda. Derya Kurt'un sorusu, yatırım teşvik kapsamında çekmiş olduğumuz kredinin ödemeleri sonrasında Ekonomi Bakanlığı'ndan gelen geri ödemeler 600'lü hesaplarda gelir olarak kaydedilmelidir. Teşvik kapsamında yapılan yatırım sonuçlandıktan sonra aktifleşiyor. Daha sonrasında gelen gider faturalarında KDV'den muaf süreci devam eder mi? Gider faturasında zaten KDV'den muaf süreci olmaz ama teşvik belgesi kapsamındaki makine teçhizatta katma değer vergisi istisnası öngörülmüş olur ama yatırım sonuçlandıktan sonradan kastımız eğer yatırımın tamamlama vizesi, hazine müsteşarlığı tarafından yatırım tamamlandıktan sonra KDV istisnası da sona erer. Ama tamamlama vizesi alınmadan yatırım teşvik belgesi eki listelerde yer alan makine ve teçhizat alınmaya devam ediliyorsa dolayısıyla katma değer vergisi istisnası da devam eder. 6736 sayılı kanunla matrah artırımı ve kasa affından dolayı oluşan zararlar geçmiş yıl kârlarından mahsup edilebilir mi yoksa bilançoda kalması gerekir? Bu konu 6111 döneminde özelge verilmişti aslında. Biz onu 6111 aldatmacası olarak da anlatmıştık. Niye biz 6111'de kasayı, ortaklar cariyi düzelttik? %3 vergi ödedik. Aslında biz bunu %3 ödemeden kar dağıtım stopajı, %15 kar dağıtım stopajıyla belki bunları düzeltmemiz mümkündü. %3'leri ödedik. O zaman 2011 yılıydı. 2011 bilançoları tamamen terse döndü. Zararlı bilançolar karşımıza çıktı. Bu zararlardan kurtulmanın ya da bilançoda göstermemenin yolu olarak da işte geçmiş yıl kârlarından mahsup denendi. Ancak o dönemde özelge verdi gelir idaresi. Oluşan bu zararları geçmiş yıl kârından mahsup ederseniz kâr dağıtımı yapmış kabul ederiz. Dolayısıyla %15 kâr dağıtım stopajı yapmanız gerekir dedi. Bu sefer %15 ödeyerek kurtulacağımız bir şeyden %15 artı %3 vergi ödeyerek kurtulmuş gibi bir durumla karşılaştık. Bu sakıncanın farkında oldukları için belki de 6736 sayılı kanunun tebliğinde az önce de bahsettik ya 296 oluşan zararları kasa ve ortaklar cari ile ilgili ama sadece matrah artırımı ile ilgili değil. Oluşan zararları 296 aktif geçici hesaba alabilirsiniz dedi. Bunlar ya gider olacak yani bizim 2016 bilançolarımız terse dönmüş olacak. Kanundan kabul edilmeyen giderlerimiz yüksek olacak. Ya da 296 numaralı hesapta bir aktif hesaptan çıkartılıp başka bir aktif hesaba alınmış gibi kalacak. İzleyen yıllarda eğer karımızın müsait olduğu yıllarda bizi kredibilite açısından sıkıntıya sokmayacak yıllarda geçmiş yıllar zararları olarak 296 hesabının kapatılması mümkün olabilecek.
Bir limited şirket devir alınıyor. Aktifle pasifle devir alan, devir aldığı firmanın geçmiş yıl zararları ve devreden KDV indirim konusu yapılabilir mi? Devir alınan firmaların geçmiş yıl zararları indirim konusu yapılabilir. Ancak devir tarihi itibariyle öz sermayesini aşmaması şartıyla, işte beyannamelerin zamanında verilmiş olması şartıyla, faaliyetin 5 yıl devam etmesi şartıyla gibi katma değer vergisinin de indirim konusu yapılması, devreden KDV'nin de indirim konusu yapılması mümkün. Enver Bey'in sorusu, Enver Erdoğan. Mükellef 2-3 müşterisine fatura tanzim etti. Faturaların müşterileri bize ulaşmadı. Biz ödemiyoruz diyorlar. Biz beyanını yaptık. Cari hesabı nasıl kapatabiliriz? Kapatamayız. Yine eğer tahsil edilemeyecekse, faturaya da herhangi bir itiraz gelmediyse geçerli bir faturadır. Tahsil edebilmek için dava veya icra yoluna başvurmak gerekir. Onun karşılığında da şüpheli alacak karşılığı ayırarak giderleştirmek gerekir. Onun dışında cari hesabı kapatmanın herhangi bir yolu ne yazık ki mümkün değil. Bir meslek mensuplarının hani kendi düzenlediği makbuzlarla ilgili bir soru. Hep bu bahsederiz, katma değer vergisi ve gelir çelişkisinden, hani kronik sorunumuzdur bu. Bakan birçok yerde mecliste bir soru önergesine verdiği sözde dahi bunun düzeltileceği söylemişti eski Maliye Bakanı tarafından, ama düzeltilmedi. Bununla bir kanun değişikliği gerekiyor. Katma değer vergisinde vergiyi doğuran olay hizmetin yapılmasına bağlı, gelir vergisi açısından serbest meslek kazançlarında tahsile bağlı. Soruda şöyle deniyor: biz makbuzu kestik, makbuza tahsil etmedik, şerhi yazdık. Stopajı da yaptı karşı taraf, KDV'sini de biz beyan ettik, ödedik. Stopajı 2016 yılında, özetle söylüyorum, stopajı 2016 yılında müşterimiz yaptı. Ama biz bunun tahsilatını 2017'de yaptık. Dolayısıyla 2016'da biz bunu beyan etmeyeceğiz. Gelirimiz olmadı. 2017'de beyan edeceğiz. Bir yıl önce yapılan stopajı mahsup edebilir miyiz 2017'de onu beyan ederken? O zaman mahsup edilmesi lazım zaten. Yani beyannameye dahil edilmeyen bir kazançtan kesilen verginin mahsup edilmemesi lazım. Dolayısıyla biz 2016'da bunu beyannameye dahil etmediğimiz için yapılmış olan stopajı mahsup etmememiz lazım. İzleyen yılda kazanç beyan edildiği dönemde bir yıl önce yapılmış olsa bile o stopajın... Evet, orada o aklıma geldi. Rıza Bey'den teyit almak istedim aslında o anlamda, ama stopajda da muhtemelen o taramayı yaparken ama bunu bir açıklamayla muhtemelen üstesinden gelinebilir diye düşünüyorum. Mihriban Deniz'in var mı? Yok, hayır. Makineye yaratır mutlaka anlatmak zor. Evet. Mihriban Deniz'in sorusu, faaliyet konusu inşaat olan şirket 2011 yılında stok ve varlık barışı kapsamında maliyet değeriyle aktifine aldığı varlıkları 2017 yılında satışını gerçekleştiriyor. Yüksek kar çıktığı ifade ediliyor. Bu kardan kurtulmanın bir yolu, bir istisnası var mıdır diye soruluyor. Burada maliyet değeriyle aktife alınan varlıkların neler olduğu önemli. Eğer o varlıklar amortismana tabi iktisadi kıymetler ise bunlar için yenileme fonu ayrılabilir ve yenileneceği öngörülüyorsa. Çünkü sorunun devamında da 549 no'lu hesaba almak mümkün mü diye sorulmuş. Bunun yenilenebileceği öngörülüyorsa yenileme fonu uygulamasından yararlanılabilir. Dolayısıyla oluşan kar 549. Tabii orada varlıklar denmiş. Varlık eğer amortismana tabi iktisadi kıymet ise. İnşaat taahhüt, anahtar teslim, dövizli sözleşmede %10 avans verilir maddesi var ise, bu maddeye istinaden fatura düzenlendiğinde işveren firma geç ödeme yapmasındaki döviz artış veya azalışındaki stopaj ve KDV olur mu diye sorulmuş özetle. Stopaj sorulduğuna göre anladığım kadarıyla sorudaki inşaat taahhüt işi yıllara sari bir inşaat taahhüt işinin olması gerekir. Ama döviz artış ve azalışı nedeniyle oluşanlarda stopaj olmaması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bir hak ediş ödemesi, 42. madde kapsamında yapılan hak ediş ödemelerinden stopaj yapılması gerekir. Katma değer vergisi açısından değerlendirdiğimizde daha önceden 110 numaralı tebliğ ile açıklıyordu. Şu anda 1 numaralı KDV uygulama genel tebliğinde de var. Ve dövizli işlemlerde vergiyi doğuran olay ile tahsilatın yapıldığı tarih arasında oluşan kur farkının katma değer vergisine tabi olduğu söylüyor. Bir ikinci sorusu var, bu ilginç aslında, hani üstadla da onu konuştuk. Anladığım kadarıyla artık köprü geçiş ücretleri HGS'den herhangi bir belge yok. Sadece banka dekontu var, bankadan bir ödeme yapılıyor. Bunu da giderleştiriyor
firmalar ve mali müşavirler. Şimdi öncelikle giderleştirmede sorun yok diye düşünüyorum ama bundan iç yüzdeyle katma değer vergisi hesaplanıp KDV indirimi yapılabilir mi? Çünkü katma değer vergisi mutlaka müspet bir evrak ister, müspet bir belge ister. O anlamda bir sorun olduğunu düşünüyorum katma değer vergisi indiriminde. Öncelikle indirilebilir mi? Yani bunun idarenin açıklaması lazım veya idareden görüş almak lazım bu anlamda. İndirim konusunda tereddüdüm var. İkincisi, yap işlet devret modeliyle yapılan köprülerde katma değer vergisi oranı %8. Atıyorum diğer HGS'li geçişlerde %18 katma değer vergisi var. Nereden, hangi araç ne zaman geçti, hangi tarihte geçti, hangi Osman Gazi Köprüsü'nden mi geçti, Boğaziçi Köprüsü'nden mi geçti? Katma değer vergisi oranları farklılaşıyor. Yani bunu nasıl ayırmak lazım, nasıl takip etmek lazım, herhangi bir fikrim yok. Ama ben öncelikle burada katma değer vergisi indiriminin olup olmadığı konusunda tereddütlüyüm. Ömer Yıldız'ın sorusu biraz ayrıntılı, katmadı kurumlar vergisi 32A maddesiyle ilgili, 32 indirimli vergi uygulamasıyla ilgili. 32A maddesinde teşvik kapsamında kurumlar vergisi indirimi ne zaman başlar? Tamamlama vizesinde mi başlar demiş, kapasite raporunun alındığı tarihte mi, kısmi üretime başlama tarihinde mi demiş. Eğer hani diğer kazançlar da varsa, diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlar da varsa harcamaya yapıldığı andan itibaren, harcamaya yapıldığı dönemden itibaren başlar. 2012 yılında yapılan değişiklikten sonra. Eğer diğer faaliyetler yoksa yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği ve geçici vergi döneminden itibaren başlar diyor. Bunu kanun hükmünde söylüyor. Yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği geçici vergi döneminden itibaren indirimli kurumlar vergisi uygulaması başlar. Dolayısıyla kısmi üretime başlama, kendisi de şıklar sunmuş, kısmi üretime başlama diyebiliriz buna. Kurumlar vergisi indirimi mali kardan mı yoksa ticari kardan mı hesaplama yapmak doğru olur diye devam etmiş. Mali kardan yola çıkarak vergi indirimini hesaplamak doğru olur. Yatırım tamamlanıncaya kadar diğer faaliyetlerden elde edilen gelirlerden kurumlar vergisi indirim yatırımının %10'luk kısmının YMM raporuna bağlanması gerekir mi diye sormuş. Gerekmez. Bu konuyla ilgili YMM tasdik raporu istemiyor. Cevap veremediğimiz birkaç tane soru var, onu anlayamadık ve daha çok muhasebe kaydıyla ilgili sorulardı. Eğer hani buradaysa soruların sahipleri zaten bizi yakalarlar onlar çıkışta. Çok verimli, güzel bir seminer olduğunu düşünüyorum. Bu saate kadar burada kalan herkese, bu yoğun günde, bu yoğun mesailerin sürdüğü günlerde burada bulunan herkese öncelikle ben çok teşekkür ediyorum. Bu semineri düzenleyen İstanbul Mali Müşavirler Odası'na, kuruluna, kurul yöneticilerine tekrar teşekkür ediyorum. Tüm konuşmacılara, üstadlarıma, değerli arkadaşım Rıza Bilgiç'e tekrar teşekkür ediyorum. Herkese saygılar, sevgiler sunuyorum. Başka bir seminerde görüşmek üzere. Ya evet, bu çok şey. Değerli meslektaşlarım, birkaç dakikanızı da rica edeceğim. Konuşmacılarımıza çok teşekkür ediyoruz katkıları için. Sizler adına kendilerine bir teşekkür plaketi vermek istiyoruz. Biz oda olarak artık plaket yaptırtmıyoruz. Konuşmacılarımız adına Türk Eğitim Vakfı'na bağışta bulunduk. Oturum başkanımız Emre Kartaloğlu'na teşekkür plaketini vermek üzere İstanbul Mali Müşavirler Odası Saymanımız Sayın Cemile Kuzu. Sayın Rıza Bilgiç'e teşekkür plaketini vermek üzere İstanbul Mali Müşavirler Odası Denetleme Kurulu Üyemiz Sayın Aysel Tümer.
Evet, evet, daha güzel. Sayın Zeki Gündüz'e plaketini sunmak üzere Ordu Mali Müşavirler Odası Başkanımız Sayın Bahadır Baş. Sayın Mehmet Maç'a plaketini sunmak üzere İstanbul Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ali Haydar Tunç. Değerli meslektaşlarım, bugünkü seminerimize katkı sunan değerli konuşmacılarımıza çok teşekkür ediyorum. Seminerimizin hazırlanmasında emeği geçen oda çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Cevahir Otel çalışanlarına, yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Bu saate kadar bizleri bırakmadığınız için en büyük teşekkürü sizlere ediyorum. Hepinize iyi akşamlar.